İşte asıl tehlikeli dönem orada. Yani Suriye'de oluşturulmak istenen bir Kürt bölgesi. PYD'nin zaten biliyorsunuz Kuzey Irak'ta yıllar önce bir Kürt bölgesi oluşturuldu. Aynı şey Türkiye'nin doğusunda da oluşturulmaya kalkılacak. Güneydoğu. Dolayısıyla ama Türkiye bu oyunu bozacak. Yani Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında o bölgede kurulmak istenen Kürt bölgesi ya da Kürt devleti ile alakalı olayı biz bozacağız. Hocam Kürt devleti de değil biz, ki. Biz Türkler olarak. Kürt devleti de değil. Kürt devleti yani Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili bakın çok bakın, ilginç. Hocam pardon bir şey bitireyim. 80 tane yazı yazdım. Ama ben bitirmedim. Eğer izinle pardon özür dilerim. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu bakın Koray, bugün Koray hayır, doğarken biraz erken geldi. Yok estağfurullah. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın Irak'ın başına birini getirdiler sözde. Allah aşkına Saddam Hüseyin'i bütün dünya ülkelerindeki insanlar biliyordu. Saddam Hüseyin dediniz mi bir adı vardı. Çocuk bile biliyordu. Evet. Neden? Amerika'ya karşı bir dik duruşu vardı. Nuri El Maliki'yi kim biliyor? Hadi soruyorum. Nuri El Maliki çıkalım yarın röportaj yapalım sokakta. Kim biliyor? Türkiye'de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kaç kişiye Hakan Bey söyledim. Yazılarımda belirttim. Son yazılarımın hepsinde bunu belirttim. Suriye'nin kuzeyine özellikle dikkat çekin dedim. Diyorum ki ya vatandaş böyle böyle bir şey yapılıyor. Yani bunu eğer bir şey yapacaksan bir karşı çıkma yapacaksan buna karşı çık. Bakın herkesin söylediği ekseriyetsiz söylüyorum. Canım bizim sınırlarımızın dışında olsun da ne olursa olsun. Ya böyle bir mantık olabilir mi ya? İşte Koray kardeşim hiç korkma. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Ne diyor? Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır. Bunu kimse unutmaz. Evet inşallah.